hastaları, astım, bronşit olan kişiler de çok rahatlıkla kullanabilir. Böyle bu şekilde tencerelere 40 tane çam kozalarını güzelce yıkadıktan sonra şu alt kısımları kesiyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Güzelce güneşte bekletiyoruz. Şöyle 2-3 saat güneş alması yeterlidir. Şu şekilde yeşil olursa daha güzel olur. Bu şekillere göre. Bu şekilde bakın tencerelere sayarak 40 tane çam kozalağını içine attım tencerenin. Her derde deva gördüğünüz gibi. Şimdi her birine 1,5 kilo toz şeker ekleyeceğim. Gördüğünüz 1,5 litrelik pet şişede olan suları her birine 1,5 litre olarak dökeceğim. Bu tarif gerçekten grip, nezle olmadan bir kış boyunu geçirebileceğiniz bir tarif. Her derde deva. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum yapmanızı. Bu şekilde 1,5 litrelik suyumu döküyorum. Her birine bu şekilde 1,5 litremi dökeceğim. Bu şekilde 1 kiloluk toz şekeri içine boşaltacağım. Daha sonra yarısına kadar tekrar doldurup 1,5 kilo bu şekilde içine dökeceğim. Bu şekilde 1 kilo olan poşetten 6 bardak toz şeker çıktı. 3 bardak da ilave ediyorum. Toplamda 1,5 kilo 9 bardak su bardağına denk geliyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi normal evimizde bulunan içme su bardağıyla yapıyoruz. 9 bardak toz şeker döküyoruz içine. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi tencereyi aldım ocağa. Bu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynatmaya devam edecek. Yaklaşık olarak 1,5 saat kaynatıyoruz bu şekilde. Şimdi ben kameramı kapatıp 1,5 saat kaynatmaya devam edeceğim.